Ağustos böceği ve karınca. Bir gün Ağustos böceği ve karınca yaz aylarında karşılaşırlar. Ağustos böceği oturmuş çalının tepesine şarkı söyleyip türkü söyleyip eğlenip duruyormuş. Karınca da harıl harıl çalışıyormuş, gerekirse çift mesai yapıyormuş. Ağustos böceği tam tersine yazın, güneşin, kumun, denizin tadını çıkarıyormuş. Karınca ise yılmadan sürekli çalışıyormuş. Ekmeğini taştan topraktan çıkarıyormuş. Ve her gün karınca, Ağustos böceğini çalışırken, gelip geçerken izliyormuş. O be rahatına bak arkadaş, bundaki keyif bende yok. Ne güzel böyle yiyip içip eğleniyor, diyormuş. Ağustos böceği ise karıncaya bakarak haline acıyormuş. Yazık şu garibime bak, şu sıcağın ortasında ne zor şartlarda çalışıyor. Vallahi acıyorum karıncanın haline. Keşke elimden bir şey gelse, yardım edeceğim şu karıncaya kurtulsa şu garibanlıktan, diye içinden geçiriyormuş. Ve günler böyle gelip geçmiş, sonbahar ayları yaklaşmaya başlamış karınca. Neredeyse bütün kışlık yiyeceğini toplamış. Güzelce evinde biriktirmiş, biriktirmiş. Ağustos böceği ise son sıcakların bitmesine yakın aynı şekilde gülüp eğleniyormuş. Gününü gün ediyormuş. Nerede eğlence var? Ağustos böceği oradaymış ve kış gelmiş çatmış. Karınca yuvasına gitmiş, Ağustos böceği de havaların soğumasıyla titremeye başlamış. Kış soğukları iyice artmaya başlamış. Ağustos böceği ağacın tepesinde titriyormuş, karınca ise sıcacık yuvasında yiyip içip eğleniyormuş. Karınca Ağustos böceğini görmüş, Ağustos böceği tir tir titriyormuş, soğuktan donmak üzereymiş. Karınca demiş, Ağustos böceği ne oldu bak, yazın gülüp eğleniyordun. Ben her gün çalışmaktan yorulurken, sen güneşin yazın tadını çıkarıyordun, her gün eğleniyordun. Şimdi de eğlen bakalım, demiş masal da böyle bitmiş.''